Hepinize merhaba arkadaşlar. Daikin Yoruma Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Hotbliss markasının 2002 yılının A kutusunu inceleyeceğiz. Oradan çıkan modelleri göstereceğim ben size. Bir kutuyu açtım, eledim zaman kaybı olmasın diye. İçindeki fantastik modelleri çıkardım. Bizim peşinde koşacağımız koleksiyonumuza katacağımız modelleri ayırdım. Onları yavaş yavaş size göstereyim. Bu arada lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizden ricam o. Evet, ben yavaş yavaş modelleri göstermeye başlayayım. Bunların açılışını sonra yapacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi sadece bir ön tanıtım yapmak isterim. Dediğim gibi 2022 yılının ilk case'i A case. Den çıkan ilk modelimiz Liberty Work Nissan 35 GT-R. Daha önce mavisi falan da çıkmıştı. Şimdi kırmızısı, bordosu çıktı arkadaşlar. Japon serisinin bir aracı. Japon serisi demişken hemen ikinci Japon'u da göstereyim ben size. Bu da kostüm Honda N600. Bunun da böyle macun rengi, bir sarı rengi vardı. Şimdiki case'ten bu renkler çıkıyor. A case'ten. Başka Japon denk gelirse gösteririm. Daha sonra 85 Honda City Turbo 2. Bu modelden daha önceki yıllarda çıkmıştı. Bende var mı diye bakıyorum. Muhakkak var ama şimdi nerede onu bilemedim. Rengi çok güzel. Kibar, hoş bir araç. Aynı şekilde yine bu şekilde küçük olup Volkswagen Golf MK1 Tourette modeli var. Bu da gayet güzel bir model olmuş. İkisi de minnoş, küçük, sevimli modeller. Evet, şuradan devam edelim. Pagani Huayra altın sarısında bir renk var. Güzel bir model. Koleksiyonda var. Önceden de grisi var sanırım, yani yanılmıyorsam. Evet, daha önceki kutularda çıkan, sarı renkli çıkan GTR Skyline 2000 gri. Bence bu rengi daha hoş, daha güzel. Yani fantastik ama yine de regularlar arasına girebilir diye düşündüm. Masculine Blow. Güzel bir, yani yapısı, kasası, kalıbı var. Böyle modifiyeye uygun bir model arkadaşlar. Diğer bir aracımız Migi K. Bir kamyonet. Üzerinde bir kaykay var. Stepnesi var. Burada bir radyatör görünüyor. O da modifiyeye uygun. Bir sökeceğim bunu, yani hani oradaki radyatörü alıp başka araçlara takabiliriz. Plakası var vesaire. Metro serisinden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2022 kutu, yani yılının A case'i, 250. aracın 5. aracı. Evet. Diğer bir aracımız Porsche 935 Turbo serisinden arkadaşlar. Güzel bir model. Jantları, rengi, kalıbı gayet hoş, güzel olmuş. 12. araç. Dediğim gibi bunların kutu açılışını sonra yapacağım. Bu da yine fantastik gibi Bogzilla diye bir model ama böyle safari, ATV havası var. Gayet güzel, bence bulunabilir yani hani koleksiyonda. Evet. Çok güzel. Backbagger diye Flames serisinin bir motoru Harley Davidson'a benzetilmeye çalışılmış. Lisans alınmamış. O yüzden de bence böyle bir isim konmuş. Ama güzel bir Harley Davidson çalışması çıkar arkadaşlar. Motor gayet hoş. Skyline'ı göstermiştim. O yanlışlıkla fazladan gelmiş. Skyline'dan 3 tane falan çıkıyor. Range Rover Classic 2 tane çıkıyor arkadaşlar. Land Rover dekalleri var. Güzel. Tek kapılı bir araç. Gayet hoş. Bu kasanın bence, yani bu case'in en güzel kutuları, modellerinden olabilir. Turbo H
Hot Trucks serisinden pardon. Bu da 245. aracı. 2021 Hot Trucks'mış, evet, dekalli. Yani 2022'nin kutusundan çıkması garip. Neyse. Evet, en çok peşinde koşacağımız modellerden bir tanesi arkadaşlar. 20 Toyota GR Supra modeli. Sarı renkli, dekalleri güzel. Birazcık tabii ki arka tarafta da detay olsaymıştı daha hoş olurmuştu. Speed Graphics serisinin modeli. Evet, araçlar bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayın. Abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Videoları beğenin, yorum yapın. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizi bugünlere getirdiğiniz için de teşekkür ederim tekrardan. Ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Evet, iki tane çıkıyor. Mercedes-Benz A-Class. Rengi güzel, jantları güzel. Bir böyle beyaz bir şerit var. Plakalıkları var. Yani regular ama premium havası katılmış. Plakalıklar, far detayları falan gayet güzel. Cam tavan. Bir, güzel bir jant takılırsa sana premium olur arkadaşlar. 2022 demiştik. Evet, Mercedes lisanslı 18. araç. Evet. Diğer bir aracımız 76 Greenwood Corvette. Yani Amerikan arabalarını ben severim. Bu da hangi serideymiş? Continuity serisinden. Yine lisanslı, Goodyear lisansı var. 250. aracı, 21. aracı 2022. Bu da dediğim gibi sırf Amerikanları arasına katmak için koleksiyona durabilir. Aston Martin V12 Speedster midir ne de tam okuyamadım. İki tane çıkıyor arkadaşlar kutudan. Gayet güzel bir model. Ön detaylar var. Arkada far detayı yok ama V12 detayı var. İki kişilik bir araç. Gayet hoş, güzel. ...2021 hatırlıyorum yani de yine bu kutudan çıktı. 85 Chevrolet Camaro Hilux Z modeli. Bu da güzel bir model, güzel bir araba arkadaşlar. Bence Amerikanlar arasında gayet hoş, güzel bir yere sahip olur. Muscle Mania serisinden Hotbird diye bir isim koymuşlar. Lisans, YM lisansı var ama daha çok Camaro'ya benziyor arkadaşlar. Camaro amblemi falan da var zaten. Tabii GM lisanslı. Muscle Mania neden böyle bir ismi koymuş bilemedim. Bandit filmdeki modele benziyor. ...2021 arkadaşlar. Toyota Land Cruiser 80. Yani bu kutudan çıkmıyor diyebilirim ama çıktı. Sürpriz oldu. Evet. Bazı değişiklikler olabiliyor kutular içerisinde. Toyota Land Cruiser 80 modeli. Gayet hoş, güzel bir model arkadaşlar. Chevy Silverado. Chevy Silverado Offroad. Gayet hoş, güzel bir model arkadaşlar. Yine 2021 serisinin ama 2022'nin kutusundan çıkıyor. Ford Mustang Coupe, 67 Ford Mustang Coupe, güzel bir Mustang. Ya yani biraz basit duruyor ama güzel bir çalışmayla daha kaliteli bir görüntüye sahip olabilir. Evet, son aracımız desek 55 Chevy. Bu kutunun STH'ı arkadaşlar ama tabii ki bize çıkmadı. Şans 2-3 kutu gördüm, baktık ama olmadı. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu da böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi bize çok teşekkür ederim. Bugüne videoyu buraya kadar izlediğiniz için lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize tekrardan teşekkür eder. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.